Efendim Atlantik Sistemi hükümetin ekonomi programının önünü açmaya çalışıyor. Dünya Bankası Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkardı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Dünya Bankası'nın bu kararını paha biçilmez ortaklık olarak değerlendirdi. Ekonomi yönetiminin izlediği yol haritası Atlantik sistemini mutlu ediyor. Bu kapsamda Dünya Bankası Türkiye fonunu 35 milyar dolara çıkardı. Faiz giderlerini %100 arttırıyorlar. Politika faiz oranları yükselecek. Dolayısıyla iç borçlanma senetleri dediğimiz yerde faizler yükselecek. Yabancı sermayeyi teşvik edecekler Türkiye'ye girmeye. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası'nın bu kararını sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce açıklamayla değerlendirdi. Dünya Bankası'nın Türkiye'ye olan ilgisini önemli ölçüde artırma kararı orta vadeli ekonomik programımızın bir başka onayıdır. Banka önümüzdeki 3 yıl içinde Türkiye'nin kamu ve özel sektörüne sağladığı finansmanı ikiye katlayarak 35 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. Dünya Bankası'nın paha biçilmez ortaklığını ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına yönelik güçlü bağlılığını takdir ediyoruz. Söz konusu durumun Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önce açıkladığı 51 milyar dolarlık 3 yıllık yatırım planına ek olarak geldiğini de belirtti Şimşek. Böylesine önemli bir dış finansman mevcudiyeti şüphesiz programımızın başarılı bir şekilde yürütülmesini arttırmaktadır. Orta vadeli ekonomik programımız makro ekonomik ve finansal istikrarı sağlamayı, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeyi ve deprem sonrası yeniden yapılanmaya başarıyla tamamlamayı amaçlamaktadır. Program üretkenliği arttırmak için reform iğmesini canlandırmaya odaklanıyor. Bu kadar da değil efendim. Neoliberal ekonomi programına Atlantik kaynaklarından sıcak mesajlar da geliyor. Son olarak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken görünümü negatiften durağına yükseltti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin not görünümünü yükseltti. Neoliberal ekonomi programına Atlantik kaynaklarından sıcak mesajlar geliyor. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Son olarak Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu B olarak teyit ederken görünümünü negatiften durağına yükseltti. Kararda kısa vadeli makrofinansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor ifadesine yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük bankası J.P. Morgan, Türk lirasında sınırlı hacimde uzun pozisyon tavsiyesinde bulunmuştu. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları